İkincisi, İmam Şafii radıyallahu anh diyor ki, sen nefsini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder. Hele bugünlerde koronadan dolayı, doğru düşünmeseniz, yanlış düşünmenize gerek yok. Fena istidatlar seni işgal eder. Bir daha, sen nefsini hak ile meşgul etmezsen, ne yapar? Hiç meşgul olmazken batıl seni işgal eder. Rahat ol, değil mi? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bugün hiç içmedik. Bugün kahveyi getirmedin ha? Borcum var. Son abi. Son mu? Nasıl? Ciddi mi? Hı. Halledeceğiz abi. Tamam. İmam Şafii ile başladık. Hadis-i şeriften de o kadar korkuyla alakalı var ki veya zehirle. Ama benim uzmanlık saham o değil. Hadiste ve ayette değil. Ancak ibret için alıyorum. Benim saham Risale-i Nur. Başka bir şeyden alamam ve kafam çalışmaz. İki tane koyunu idare edemem. Lemalar 85'te İnsanın mahiyetinde müzir madenler hükmünde bulunan fena istidatları işlettirmekten. Ehli dalalet bunu yapıyor. Fena istidatlar var, celali tecelliler. Korku gibi, korona gibi. Onu işlettiriyorlar. Muhakemat 49. Buna çok dikkat edin. Hem sağımız hem de acayip. Lubbu bulmaya. Kışır ile meşgul olur. Özü bulmaya kabukla meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat tefrite düşer. Muvazenesiz, bir elinde kantar bir elinde metresi olmayan, muvazenesiz ve muhakemesiz olanlar, olan çok aldanır, aldatır. Bu bir de Allah'ın ayetinden başlayacağım. Bakara 48 40 40 40'da diyor ki o kadar var ki Kur'an'ı taradım oturdum. Bir mana diyor ki Allah ben yalnız benden korkun. İkinci bir korku çeşidi 48. ayet gene Bakara'da. Öyle bir günden korkun ki haşir diyor. Şu Allah benden korkun derken korkunun çıtasını Allah'a kendisine taşıyarak diğer korkuların yorumlanıp anlamlanıp dünya hayatını, içsel yapımızı, aile hayatımızı, içtima hayatımızı tanzim etmek, tertip etmek, bütünlemek, kıblesine koymak içindir. Bu diğer korkular. Hastalık, tufan, taun, korona, morona hepsi öyle. Bir daha. Öyle bir günden korkun ki diyor Haşir Meydanı. Benden korkun diyor. Diyorum değil mi abi? İyi dinlediğin için söylüyorum zaten. Korkunun çıtasını Allah kendisine taşıyor. Benden korkarsanız hakkıyla korktuklarınızdan emin ederim diyor. Sonra ahirete korkuyu getirerek ahiret korkusunu ailedeki hak hukuka, cemiyetteki hak hukuka, içsel alemimizdeki akıl, kalp, ruh, fiil, dört, akıl, kalp, ruh, fiil parçalarını bütünlemek için fırın olduğunu söylüyor Mevlana korku için. Aklını, kalbini, ruhunu, fiilini bütünlemek için hamurdur diyor bunlar. Fırına vereceksin ki pişsin, pişsin. Korku fırındır diyor. Şer değildir. Ha? Şer değildir. Şimdi ahiret korkusu için şualarda dünya hayatımızı tanzim ediyor. Yani
Peki bugünkü dersimiz ne biliyor musunuz? Zehirlenmek. Zehirlenmek, aşı, hastane. Tamam. Yalnız yeni başlayanlar için şey yapıyorum. Ya ders yaparken kahve içiyorsun, çay içiyorsun diyebilirler. Müslüman suizan etmez ama suizana vesile olmaz. Hadisi sırınca çok ders yapıyorum canlı yayın. Onun için yoruluyor. Çok yapıyorum. Yani günde bazen 3 taneyi geçiyor canlı yayın. Bu aradaki kıramadığım, açmak zorunda kaldığım kardeşlerim, diğerlerini de açamıyorum, hakkını helal etsin. Mesela yaşta eski şeyler. Onlarla da böyle bazı tesellici şeyler duymak istiyor. O hariç. Onun için kahve içtiğime canlı yayında olan kardeşler nazar musamayla bakmalarını rica ediyorum. Dersimizin konusu zehirlenmek. Tamam. Fakat izah pek yapmayacağım. Çok çalıştım. Kaç sayfa? Bir. Sırf metin. İzah hiç yok. Bir. Külliyattan iki. Üç. Üç. Bu ufak. Dört, beş, altı. Onun için bir derse bir saate sığdırmak istiyorum. Tamam. Giremeyenler derse, bir sıkıntısı olanlar Emre'yi arasınlar. Sen çöz. Tamam, hazır mıyız? Zehirlenmek. Bundan sonra bir saat. 10 dakika yok. Sözler 381. Mektubat 276. Cümle alıyor. İzah yapmayacağım fazla. Çünkü çok okumam gereken şey var. Neymiş abi Zübeyir ders? 3 tane söyledim daha. Zehirlenmek. Zehirlenmek, aşı, hastane değil. Harika. Zemden zem etmek, gıybetten, iftiradan koyduk. Cemaatten hayatını alan, hayat içtimaiye ve medeniyetinize ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder. Gıybet ve tenkit için diyor. Zehri görüyor musunuz? Korona değil yani. Yani koronadan değil. Korona, bak nereden zehirleniyormuşuz? Gıybetten, tenkitten, iftiradan, galis tabirlerden zehirleniyormuş. Haset. Ha? Haset. Vesaire. Yok, haset değil bu. Haset içsel o yapı. Bu direkt söylüyoruz. Tenkit ediyoruz. Zehir. Zehir karşıyı. Gıybet ediyoruz. Karşıyı. Tenkit ediyoruz karşıyı yani. Zehirlenmek değil, zehirliyoruz. Zehirden bahsediyorum. Görüyor musunuz bak? Koronayı kafaya takmışız. Bak zehire bak. Sözler 410. Halbuki açık saçıklık, samimi, hürmet ve muhabbeti izale edip aile hayatını zehirlemiştir. Zehir çeşitleri bu. Açık saçıklık cemiyet hayatındaki aile hayatını zehirlemiş. Sözler 462, şualar 349, şualar 354'te bu geçiyor, bu mana ortalama. Bir tanesini aldım ama biraz fazla geçiyor. Küfür ise, hususan küfrü mutlak olsa, hem o insanı hem hususi dünyasını ölümle idam edip manevi cehennem zulmetlerine atar. Hayatının lezzetini acı zehirlere çevirir. Zehri görüyor musunuz? Küfür veya küfrü mutlak, inkar, esbab perest, tabiat perest, bunlar zehirmiş. Dünyasını darmadağın ediyor. Zehir çeşitleri. Sözler 643. Mesela şefkat, aç yüzünden elemli bir musibet olur. Muhabbet, firak yüzünden belalı bir hırkat olur, yanma olur. Lezzet, zeval yüzünden zehirli bir şerbet olur. Zeval var ya, ayrılmak. Ayrılmak daha yok, düşüncesi bile adamın lezzetini eleme çevirir. Zehirden bahsediyoruz. Zehirlenmek. Daha firak olmadan düşüncesi seni zehirliyor. 713 sözler. Yok, şualar. Şualar. Medeniyet hazıra
cemiyetteki mimsiz medeniyet, onlara yaramamış Müslümanlara, hem de onlara vermiş, şey vurmuş, müthiş kayd esaret. Yani cep telefonları vesaireler. Yani insanın hürriyetini kaldırmış. Yapmak istediklerini yapamıyor. Bağımlı, çıkamaz. Müthiş ne yapmış? Onlara yaramamış, hem de onlara vurmuş. Müthiş kayd esaret. Belki ne ve beşere tiryak iken zehir olmuş. Bak insanlar zehirleniyor. Esaret oluyor. Hür zannediyor. Köleleşiyor. Ya. Sözler 744. Demek heves, heva, eğlence. Sefahatte memzuç olan şaşai medeni, bu dalaletten gelen şu müthiş sıkıntıya bir yalancı merhem, uyutucu zehirbaz. Zehirbaz demek, zehir yapan, zehire çeviren, imandan ayıran nedir? His, heves, heva ve eğlence. Bunları insandan, alemini zehire çeviriyor. Tamam, yaparken tatlı geliyor. Bittikten sonra tersine dönüyor. Allah'ın haram ettiği her şey. Yaparken menüs bir lezzet veriyor. Fakat yaptıktan sonra tersine dönüyor. Sözler 760, İnce Mesnevi Nuriye 83'te var. Ben tek bir tanesini aldım. Şöhret aynı riyadır. Kalbi öldüren zehirli bir baldır. İnsanı ap ve köle yapar. Demek ki şöhret, hani derler ya, affedersiniz yani, öyle kötü insanları yıldız derler, tövbe. Yani üstümüzde örnek. Oysa şöhret aynı riyadır. Fiili yalancılıktır. Kalbi öldüren zehirli bir baldır. Yetmiyor 3. İnsanı ap ve köle yapar. Kim iyi gözüküyorsan onun kölesi olmak zorunda kalıyorsun. Beni met etsin diye yapmadığın bir maskaralık kalmıyor. Mektubat 41. Zehir Mehmet. Bir valideyi veledinin malından mahrum etmek, devam ediyor külliyatta. Onlar hepsini yazmadı. Nokta nokta nokta. Hayat içtimai beşeriyenin gayet parlak ve nafi bir tiryakına bir zehir katmak olduğunu. Yani İslam hukuku icra edilmeyince bir çocuk vefat etse anasına bir şey verilmiyor. Oysa İslam hukukunda veriliyor. Bu sefer en azından evleniyor, dini nikah yapıyor. Sakın imam nikahı demeyin. İmamın nikahı yok. Avrupa'da papaz nikahı demiyorlar. Dini nikah diyorlar. İmam nikahı yok. Dini nikahtır. Mektubat 45. Bazılar kızacak bana. Kardeşim benim vazifem bu. Mezkür mesail gibi dakik mesail imaniyeyi mizansız mücadele suretinde cemaat içinde bahsetmek caiz değildir. Mizansız mücadele olduğundan tiryak iken zehir olur. İmam meselelerini münakaşa suretinde akrabalarınıza gittiniz. Bir yerde görüşüyorsunuz. Yani bir yerde mi? Ya öyle değil de aynı belki delilini getireceğim de bak ben sana ispat edeceğim. Bu tiryak iken zehir olur. Hayır, münakaşa olmaz kardeşim. Avukat gibi kendini haklı çıkarmaya çalışmak ve onun doğrularını çürütmeye kalkmak ki haktır o. Yani hak ismine aitti. Doğruları var. Yanlış göstermek doğrusunu. Hakka bir zulüm olduğunda münakaşa suretinde inatlaşma, damarlaşma suretinde imani mevzuları konuşmak tiryak iken zehir olur. Zehirden bahsediyorum. İkide bir hatırlatacağım. Unutmayın. Dersimiz zehir. Bırakın koronayı. Zehire bak. Daha ne zehirler gelecek şimdi. Mektubat 262. Müminlerde nifak ve şikak. Müminlerde nifak, münafıklık, ayrılık, kin ve adavete sebebiyet veren tarafgirlik, inat ve haset. Dedin ya haset. Hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyet-i kübra olan İslamiyetçe ve hayat-ı İslamiyece ve hayat-ı maneviyece çirkin ve merduttur, müzil ve zulümdür ve hayat-ı beşeri için zehirdir. Hayat-ı beşeri için zehirdir. Zehir. Kin,
Bak, müminlerde nifak ve şikak, kin ve adavet. Bunlara sebebiyet veren kin neymiş? Bunlara tarafgirlik, inat, haset. Tarafgirlik, benim babam seni babanı döver, benim araba, bizim araba buradan çıkar, suyun çıkmaz. Galatasaray, Fenerbahçe, tarafgirlik. Yani böyle bir ciddi hakikat adam dinlemiyor. Bizim cemaattan değil ki. Bir abi, bu kardeş, bizimle alakası yok. Bunlarla ne uğraşacağım kardeşim? Ben için YouTube'da ne işim var? Yani kaliteli peşinde kuracağız. 100 kişi çöplükle meşgul olacağına bir tane çekirdekle meşgul ol. Çünkü gelecekte 1000 tane onun gibi ağaç olur. Çekirdek ya. Böyle tarafkirlik var ya. Âli bir hakikati hiç kale almaz. Altını cama, cam altın yapar tarafkirlik. İki, inat. İnat, âli hakikatları kale almaz. Öyle ama değil işte gibi. Haset. Onda olmasın da bende de olmasın. Böyle rezil bir şey bu haset. İfratı bu. Tefriti, bende olsun onda olmasın. Bu da rezil. Onda olsun bende de olsun sünnetten. Mektubat 403. Oruç için söylüyor. Oruç tutmamak adeta manevi hayatını zehirler. Oruçsuzluk manevi hayatını zehirliyormuş. Bak ne kadar ilginç bir şey. Zehir diye bakarsan külliyata bak neler varmış. 423 mektubat. Türkçülük perdesi altındaki Frank Meşrebane hareketiniz. Altıncı taife olan gençleri dahi hayat-ı dünyeviyesini zehirlettirecek ve hayat uhrevesi mahvedecek. Menfi milliyetçilik, dünya ve ahiret hayatını mahvedecek, dünyasını zehirleyecek bir zehirmiş. Irkçılık. Müslümanları İslam dünyasını paramparça etmelerin sebebi ırkçılıktır. Et, kafatası. Ruhu unutmuş, kafatası ete, renge. Şey yapmış, hakikatına dayandırmış. Ben üstünüm. Kafa tasımdan dolayı. Mektubat 438, Lemalar 122. De ikisi geçiyor, bir tanesini aldım. Çünkü vicdanı tefessü eder, hayat içtimai bir zehir hükmüne geçer. Vicdanı bozulmuş mu? O zehirdir o adam. Mektubat 450. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Anlaşılıyor mu? Bak zehir çeşitleri. 450 mektubat. Ubudiyetin sırrı olan niyazdan, mahfiyetten, naza ve davaya atlar. Mizansız, yani mizan, kantarsız hareket eder. Masivai ilahiye teveccühü engamında manay harfiden manay ismine geçmesiyle tirak iken zehir olur. Yani kainatı ve insanlarla konuşmayı mana ismiyle mana harfi. Var ya böyle. Allah için olmak, nefis için olmak. Allah için değerlendirmek, konuşmak nimet iken. Tersi olsa, yani ben merkezli bunlarla konuşmak, yapmak, bakmak. Mesela elmaya bakmak. Mana ismi kendi kendine oldu. Mana harfi Allah'ın rahmetinin eseridir. Eğer böyle bakmasam zehir oluyor. 475 mektubat. Bir derdin dermanı başka bir derde zehir olur. Bir derman hadden geçerse dert getir. Mesela diyelim ki bir insana derman olan bir şey herkese derman olur mu? Yok. Değil mi? Olmaz. Veya bu dermandır, çok iyidir diye ziyade etmek, fazla yapmak o da zehir. Mesela bununla alakalı bir misal verebilir misiniz? Hatırınıza geliyor. Bir canlanmak için. Mesela bana, benim derdime derman olan başkasına zehir olabilir. Su örneği gösteriyor. Su. Harika. Ustad vermiş değil mi? Evet. Mesela su kime zehirdir? Hastaya. Hayır, her hastaya değil. Tam hastaya da hangi hasta? Tansiyon hastası. Hayır, tansiyona tam şifadır ya. Yapmayın bunu ya. Sen ayakta tutup bana ya. He? İş kanaması geçiren. İç kanaması geçiren ve yeni ameliyattan çıkana zehirdir. Ama tansiyon hastasına tersi şifa. Tersi söylüyor. Han zehirdir. Ha, tamam.
Yani bak bu böyle. Su zehirdir de. Ya sana zehir, bana değil ki. Peki ya su çok iyidir. Çok içmek. O da zehirdir. Değil mi? Ya ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel ölçüler ya. Lemalar 82, lemalar 122. İkisinden ortak aldım. Nasıl ki süt ve yoğurt bozulsa yine yenilebilir, yağ bozulsa yenilmez. Bazen zehir gibi olur. Devam ediyor, diyor. Belki en alası olan insan eğer bozulsa insanın kendisi kendisine zehir olur. Yoğurt bozulsa minci olur. Torbaya koyarlar, süzerler, yenir. Süt bozulsa da yenir. Çikolata gibi bir şey olur. Hepsinin özü olan tereyağı bozulsa zehir olur. Her şeyin özü ya, hayvani mamullerin özü tereyağıdır. Varlığın özü nedir? Kimdir? İnsan. Bozulursa zehir olur. İnsan tereyağına benzer. Bozuldu mu hiçbir işte yaramaz. Yoğurtun bozulması, ayranın bozulması işe yarar ama tereyağı bozuldu mu daha yenmez. Ya. Lemalar 229. Metni almadım, uzundu. Ben oradan bir cümle aldım kendime göre. Yorumlayamayan, yani izah edemeyen, izah edilemeyen mazi ve mustakbel hayat-ı manevisini zehir olur. Mesela koronada misal vereyim. Şimdi korona niçin korkulur? Kanserden niçin korkulur? Kendisi için değil. Bazen ölüme sebep olduğu için korkulur. Ha demek ki korkunun sebebi ölümdür. Demek ki sen ölümden korkuyorsun. Korkmayan mı var? Var. Nasıl yapmışlar, nasıl becermişler bunu? Ölümü izah etmişler. Yani ustad diyor, ölümden korkup, kabirden ürküp, korkma, yüzünü çevirme. Merdane bak, bak ne talep eder. Meften korkup, kabirden ürküp, ölümden korkma diyor. Peki nedir o? Ölümü izah etmen lazım. Ölüm izah edilmesi lazım. Yoksa hayatta rahat yüzü yoktur. Ölüm izah edilmesi lazım. Ölüm pasaport dairesidir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle zindane dünyadan bostane cinana bir çıkıştır. Sonra tahvili vücuttur. Vücudu değişikliğidir. Bu dünyada bunu kullandım, öteki tarafta onu kullanacağım. Itlak ruhtur. Yani kayıttan çıkan bir ruhtur. Ölmemiş yani. Ölen bir şey yok zaten. Küllü nefsin zayikatı meft. Mefti nefis tadacaktır. O da ölmeyecek, hesaba çekilecek. Bir bedenden ayrılıştır o kadar. Rüyada ayrılmıyor musun? Kısmen. Lemalar 265. Bunu da bayağı yerdi. Ben bir cümleyle ifade edeyim dedim. Ustadımızı zehirlediler. Hafız Ali abi onun yerine vefat etti. Demiş ki, hapishanede baktı zehirlediler. Uzun olduğu için şey yapmadım. Hatırlar tabii Nur talebeleri. Baktı ki zehirlemişler, git diyor. Hafız Ali abi hafızdır ve tarikat şeyhiydi. Hemen kendi komşuna geliyor. Bütün abilere diyor ki, bütün nurcular orada. Ne acayip bir şey ya. Ben diyor, bak ne acayip bir şey. Arkadaşlar niye diye sormayın. Namazı kıldılar. Tamam mı? Nafile böyle. Şu şey kabul olsun diye dua. Ben dua edeceğim. İstisnasız hepiniz amin diyeceksiniz. Dedi ki ya Rabbi benim ömrüm bir işe yaramıyor. Belki zatıma belki biraz faydası var ama ümmeti Muhammed hiçbir faydası yok. Allah'ım ustadımın hayatı senin ümmetinin, senin kullarına faydası çok. Benim yok. Benim ömrümü ona ver. Ya Rabbel Alem. Amin dediler. O anda vefat ediyor. Yeah. Ustad ayağa kalkıyor. Lemalar, yani Mehmet nasıl bir ruh? Çok değişik. Yani. Zor bir şey. Yani. Çok zor. İnsanın en sevdiği ruhu bile. Şuraya bak. Yani bu kimin yaşıyor? Kimin himmeti? Kimin gayesi, ruhu, maksadı, çalışması, kimin nimeti, milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Bunlar Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam'ı gösterir. O bir ümmet gibiydi diyor. Ümmetti diyor. O zaten
ümmetti. Ya, kimin himmeti milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Sen yapar mıydın Hasan? Ben kelime sorudum da biraz zor gibi geldi bana. Yani bilmiyorum, belki riyakarlık olur ama usta da yapardım. Çünkü bir kişiye yaptım ama fazla yapamadım. Bir senemi verdim. Bir senemi verdim. 265 lemalar ama usta da şimdi kafamla yapardım. Hiç gözümü de kıpırdamazdım. Yapardım. Ama şu andaki haletimle. Şu andaki haletim. 265 lemalar benim zehirli hastalığımdan dolayı beni de hastaneye resmi emirle mecbur etmek endişesi bizi sıkarken bir inayet ilahiye imdada geldi. Dualarla zehir bertaraf oldu. Ustad hastaneye gitmek istemiyor. Zehirlediler. Ustad koronadan zehirlenmedi. Hastalık ağır, ölüm hastalığı yok. Getir abi, getir Allah razı olsun. Getir. Sağ olasın. Al. Ustad koronadan zehirlenmedi kardeş. Kanser vesaire değil. Ölsün diye zehir veriliyor. Dualarla beraber hastaneye gitmek istemiyor. Gene hastane okuyacağım. Hastane hakkında ne diyor biliyor musunuz? Çok ilginçtir. 483 şualar. Hem büyük ricam var. Ustad ne diyor biliyor musunuz? Bak, benim büyük bir ricam var. Beni hastaneye sevk etmeyiniz. Ya ustada ait bu. Risale-i Nur'daki bu cümle ustada aitse ben başkasının hayatını niye okuyayım? Benim hayatıma malzeme, zemin olmayacaksa. Kur'an'daki peygamber hayatları kime ait? Onlara mı ait? Neyman'a bahsediyor. Niye Yunus Aleyhisselam var Kur'an'da? Onlar hayatları semboldür. Hayatıma çözmek için şablondur, formüldür, malzemedir. Hayatım ufuk açıyor. İstikametime malzeme oluyor. Ustada ait değil bu. Kur'an'da peygamber kıssaları da böyledir. Yani ona aittir. Hayır, haşa. Hem büyük ricam var. Ama şu var. Bak arkadaşlar, ustad resmi ilaçlara ihtimam etmemiş, değer vermemiş, hastaneye gitmemiş. An şartla, haberlerle, medyalarla uğraşmadığı için. Sen sabahtan akşama videolarla meşgul olursan, haberleriyle meşgul olursan, eskide mahallede bir sela duyarken ölüm, televizyonda korona ile ölüm haberlerini sela gibi dönüşmüş, her an ona kim nerede nasıl olmuş, kim ne olmuş diyorsan, sende o halet yok. Bediüzzaman'ın haleti sana sirayet etmedi. Sen gideceksin kardeşim, hastanede öleceksin. Ne işin var senin evde böyle rahat ölmeye? Sen orada öleceksin. Çünkü niye? Sabahtan akşama bu yoğun bombardıman, olumsuz haberlerle muhatap olanın, sen zaten ne dersen de, zaten gidecek. Ben niye YouTube'da bunları konuşmuyorum? Halis çekirdek öz kadroya konuşuyor. Ustadımız, okuyacağım Kastamonu'da, haberlerden uzak durmuş. Haramlardan o kadar bahsetmemiş. Sosyal medyadan uzak durun adına 17 tane Kastamonu'da mektup var. Ya 13 tane Emirdağ'da var. Bu kadar. Peki niye? Bütün hastalıklar, maddi hastalıklar, manevi hastalıklar da oradan çıkıyor. Uzak durun diyor. Çünkü gelecek. Çünkü ne biliyor musun? Haberlerde şu var ya, şu mikrofon. Versene o uzar mı buraya kadar? Ver bakayım. Fil ukad. Hangi surede geçiyor? Ha? Oku bakayım. Hangi? Ver. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ اُقَدِ. Ha bu. Düğüm. Bak orada ayette meali şu. Bak.
Düğüm atıyorsun ya. Düğüm atılanlara, atılmış düğümlere ne yapıyorlarmış ayette? Fil unkadı. Üfürüyorlarmış. Ne oluyormuş o zaman? Zehirli nefesleriyle üfürüp zehirleniyormuş millet. Okuyayım. Bakayım nerede? Kastamonu'da. Al bunu. Şimdi. Veya dursun elimde. Dursun dursun. Belki kafamda aklımız başımıza gelir. Biz var ya biz. Biz adam zor oluruz. İlle berbat olacağız da ondan sonra. Biz nasıl bir insanız? Zor bir insanız ya. Kastamonu 39. Bak okuyor. Siyaset dairelerine alakadarına dikkat etmekle. O ne dedi, bu ne dedi, Tayyip nereye gitti? Meşgul olma, bakma. Ben bakmıyorum. Bak şimdi. Siyaset dairelerine alakadarına dikkat etmekle. İyi dinleyin bak. Nefesi zehirli. Nefesi zehirli olur mu ya? Nefes zehirli olur mu? Nefesin içine koyduğu adam, konuşması. Nefesi zehirli ve başı sahroş. Adam ne dediğini, kime alet olduğunu bilmiyor. Ya der veya dedirtirler. Başı sağroş, şahıslardan, radyodan ders almak, kutsi ve mühim vazifelerine tam zarar ediyor. Zehirli nefes. Fil ukadı. Bak düğümlere. Onlar da zehirleniyor. Allah Allah. Sünnü minelden farklı bir şey mi mesela? He? Aslında üstten bu da sünnü minelden mi işaret ediyorsa bu farklı bir şey mi? Nasıl? Subliminal. Subliminal da var, ulliminati de var. Bu İkisi de var. Şey var. Yok. Yani usta daha ilerisini söylüyor da. Hı. Farklı ama mesela ulliminati ne? Felsefedir. Felsefeyi şarkıya dönüştürüyorlar. Veya müziğe notalandırıyorlar. Veya müziği o ulliminati de o felsefe fikirlerini tersten yazınca müziğe uyduruyorlar. Bir meşhur var böyle arabesk ne diyorlar. Onlar da daha çok güzel yapıyorlar. Tersten okuduğu müziği baktığınız zaman ne isyanlar var ne küfürler var. Bu ulliminati. Subliminal ise şekile koyuyorlar. Ama şu anda ben yaptığım gibi. Bu subliminal. Bu. Ulliminati değil. Ulliminati okuduğum zaman. Zehirli başı. Zehirli başı. Bak. Sarhoş şahıslardan. Şahıslardan. Bak. Nefesi zehirli. Başı sarhoş. Şahıslardan. Oo şu oldu bu oldu. Hayda. Bir şey yok. Bak bir tanesi senin. Ya bir şeyim yok. Hanım zorluyor. Git test ol. Ya bir şeyim yok. Ne olur ya grip ya. Hanım ben hayatta her sene grip almıyor muydum? Lan. Yok oğlum hiçbir şey yok. Test oluyor. Devamı asla bile ne diyor devamı? Devamı oku abi. Okuyayım. Sen oku daha almamışım devamı. Devamı diyor. Kutsi ve mühim vazifelerinde tam zarar ediyor. Ha işte o yazmışım onu. Ben daha fazlasını zannettim. Başı sağlıyor, şahıslardan, radyodan ders almak kutsi ve mühim vazifelerine de tam zarar ediyor. Kutsi ve mühim. Evet, mesela diyelim ben kendimden söylüyorum. Şimdi ben buna çalışmasam bugün, buna o kadar sabahtan beri, kahvaltıdan beri çalışıyorum ki kendi derdim için, cüzümü daha okumadım. Oysa biliyorsunuz ki sabahtan ilk işim bu. Ama merak ettim bayağı. Yani kendime... Niye? Peki ben haberlere baksam, o videodan bu videoya baksam, bunlar nasıl çıkacak? Zaten silinmez ki, suratımdan da belli olur ya. Belli olur, o canlılık olmaz ya. Abi niye canlı oluyor? Ben bunu kendi alemimde yaşıyorum. Ben resmi bunu, hadi arkadaşlar ne var ya, bugünkü bakayım dersimizden ne çıkacaktır? Hiç aklınız yok mu ki kendi azanızı, kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz? Açtı mı çıktı? Böyle bir ders yapsam. Bende canlılık olmaz ki ya. Canlı ders yapanlar da kendileri yaşıyor arkadaşlar da ondan. Ötekileri mıymıntı mıymıntı yapmak adam açmış tombala çeker gibi. Öyle de ders olmaz hiç kusura bakma.
oku. Ya buradan okuruz. Tamam kardeş, oraya ipi koy. Onu hutbeye çıktığın zaman yaparlar. Buraya ipi koy. Ders saatin canlı yayında okuruz, tamam mı? Sen oradan oraya okursun. Sen de öyle, tamam? Sen de dua yaparsın. Sen de şey yaparsın. Yani kendin istifade edeceksin. Yani zevk alacaksın. Bak filokat. Tamam. O oradan, o haberlerden, siyasi şeylerle meşgul olunca o can olmuyor kardeşim. Oh, kıpır kıpır olmuyor. Kıpır kıpır enerjiktir. Nasıl alıyorsun bu enerjiyi? Tahrip olmuyorsun da ondan. Tahrip olmuyorsun. Sönükse enerji yok kardeşim. Ya haleti, ne haleti ya? Dağıtırsan himmetini, gayretini sağa solara. Neyse, işimizi yapalım. Menfi ile meşgul olmak da menfi olduğu için uzak durun dedi. Şimdi lemalar, ha neyle gitmiş seyri? Söyle. Abi hastaneyle ilgili bir yer okumuştun ya. Okuyacağım onu da. Onun üstünde de güzel bir tabir kullanıyor da. Ne diyor? Abi, diyor ki, Denizli'de ve de umum bu hakkımdan içinde aşıladılar. Hiçbirisine zarar olmadığı halde beni 20 gün hasta iyiledi, hıfz-ı ilahiyle. Burası abi benim için tehlikeli olan hastaneye gitmeye mecbur edilmedim. Okuyayım tamamını. 483. Evet abi. Topladım. 75 yaşında vücudumun aşılara tahammülü yoktur. Ben bir şey demiyorum. Ama şimdi Hasan abi yaşlılara aşı vuruyorlar. Bilemem. Ben okuyayım. Elçi Zibal var mı? Yok. 75 yaşında vücudumun aşılara tahammülü yoktur. Usta da az. Tamam. Mümin bir ne? Mühim. Ha. Mühim bir zehir hükmüne geçti. Mühim bir zehir hükmüne geçti. Hıfz-ı ilahi ile benim tehlikeli olan hastaneye gitmeye. Hıfz-ı ilahi Allah korudu. Benim için diyor tehlikeli olan hastaneye gitmeye mecbur edilmedim. Katiyen vücudum aşıya gelmez. Hem mazeretim kuvvetlidir. Lemalar 265. Madem hastane açtınız. Benim zehirli hastalığımdan dolayı beni de hastaneye resmi emirlerle mecbur etmek endişesi bizi sıkarken birden inayet ilahi imdada yetişti. 483 sualar. Hem büyük ricam var. Beni hastaneye sevk etmeyiniz. Bütün hayatımda hususan bu 22 sene tecridi mutlak ömrümde tahammül edemediğim bir vaziyete, yani tanımadığım hasta bakıcıların hükmü altına mecbur etmeyiniz. Kim ama? Ustad gibi elinden geldiği kadar ustada yakın yaşayan. Bu olur. Bir daha söylüyorum. Abi gitmeyecek mi? İlaç içecek. Ne zaman? Haberlerden çıkmıyorsa. Onların tesiri, onların kölesi olmuşsa. Onlarla aklın kalbin bitmişse. Onlara göre yaşıyorsan. Sen bunun muhatabı değilsin ki. Sen git kardeş. Sen git. İç onları. Bu ha onlara muhatap olmayan zaten canlıdır, ruhludur. Kuvvetlidir o. Vurur geçer ona. Korona gelse bile vurur geçer. Peki bazı Müslümanlar ölüyor. Bana kanımı söylüyorum. Beşinci şuadan. Onlar koronadan değil başka zafiyetinden vardı. Ya tansiyonudur ya kalptir. Onu yazmışlar corona. İmanlı kuvvetli olan, imanı tahkiki olanı hafif vurur geçer. Çünkü onlar ehli teslim, tevekkül ve itimat kanaat ettiklerinden, imanın nuruyla, gözüyle baktıklarından dolayı imanın nuru ve kuvvetiyle aşıyorlar. Ama bunlarla muhatap olanı bir daha söylüyorum, aşamasın kardeşim. Zor. Laf dinlersen, laf dinlemeyecek. Mesela 423'te şu alarda aşılamakla olan zehir çıbanı. Ustada aşı çıban olmuş. Başka? Acaba benim vücudum aşıya gelmez veyahut başka bir mana mı var? Diyor. 306'da şu olarak bir daha. Acaba benim vücudum aşıya gelmez veyahut başka bir mana mı var? 20 sene evvel beni Ankara'da aşıladılar. Şimdiye kadar o aşı yeri ara sıra işliyor, rahatsızlık veriyor. Biz Müslümanlara itimat ederiz. Müslümana itimat eder. Müslümanın kendisine itimat edilmesini şey yaparız. Ama öyle nereden geldiği, ne ettiği belli olmayan değil. Doktor. Evet, hekimi hazık. Mütedeyin hekimi hazığın
tavsiyelerine uymak. Ama kimin eli kimin cepte olan bir şeylerle de biz meşgul değil. Ben metin okuyorum. Yani anlamak isteyene anlar. Ben bir yerlere bir şey göndermiyorum. Okuyorum. Benim ihtiyacım. Ben ne yapayım diyorum. Ondan sonra bütün dertlerimi, dermanını bildiğim Risale-i Nur'da. Bakayım hastaneye ne diyor, zehire ne diyor, o ilaca ne diyor, aşıya ne diyor, ne yapmam gerekiyor. Ha, sen diyor adam gibi şu haberlerde medyadan uzak olursan sana bunlara gerek yok. Ha, ben diyor, bana vurdular diyorsun diye. Ama Risale-i Nur'un bereketi, kardeşlerimin duası, Allah'ın inayeti hep burada geçiyor. Beni onlar, başka neyle geçirdi ustad? Okuyayım onu biliyor musunuz? Neyle geçirdi? Çaresi neymiş biliyor musun? Onu okuyayım bak. Nerede geçiyordu? Emir Dağı'nda. İki yerde geçiyor. Emir Dağı 1, 141. Ne yapacaksın koronaya yakalanmamak için veya yakalanırsan? Emir Dağı 1, 141. Kardeşlerim merak etmeyiniz. Cevşen ve Evrad-ı Bahaiye bu defa dahi o dehşetli zehrin tehlikesine galebe etti. Emir Dağı 1148'de ise bir tane ekliyor. Münafık düşmanlarım maddi ve manevi zehirlerine karşı gerçi Cevşen ve Evrad-ı Kutsi-i Nakşibend beni ölüm tehlikesinden belki 20 defa kutsiyetle kurtardı. Evrad-ı Bahaiye nedir o? Nerededir bu Evrad-ı Bahaiye? Nakşibendi. Hayır değil ya. He? Nakşibendi değil mi? O başka. Cevşen, Evrad-ı Bahaiye ve bir de Evrad-ı Kutsi-i Nakşibend. Nerede arkadaşlar bunlar? Hizbullah Kayki Nuriye deyin ya korkmayın. İhlasınız zayi olmaz. Cevşen, ben Rüştü abiden gördüm. Cevşen'i tamamını okumadığı günü bilmem. Bilmiyor. Diğer evratlar çıkıyor. Ama mutlaka bunu evrat yapmış. Bir de zehirden bir Cevşen, bir de Bahattin Şah-ı Nakşibendi Hazretleri var ya, Hizbullah Kayki Nuriye'miz var ya, kitap. Bir de Evrad-ı Bahaiye. Bir de o Hizbullah Kayki Nuriye'de geçiyor. 3 tane okumuş, 28 defa zehirlenen ustak, koronaya yakalanmış değil, ölüm zehiri verilmiş kasten, galebe etti. Senin koronayı 10 defa atar kenara. Hepimiz yaşadık. Biz zaten her sene grip oluyoruz. Şimdi ismi korona olmuş. Gripte tadımız gider, kokumuz gider. Anadolu şöyle bir şey var, laf var. Ya öyle bir grip ki kardeşim ya. Aynı böyle bir şey var. Torbanın içine konulup bir sürü sopa yemiş gibiyim. Kemiklerim ağrıyor. Öyle Anadolu sözü ya. Yeni çıkan bir şey değil ki kardeş. Akıllı olmak lazım. Neyse buraları okuduk. Emirdağ 2.14 düşmanların zehirleri kardeşlerimin duasıyla kırıldıkları gibi. Okuyorum, düz okuyorum. Emirdağ 1.139 orada dahi şakirtlerin faaliyetle nurlara çalışmaları benim zehirli şiddetli hastalığımı bir merhem oldu. Buna şahidim ya Rabbi. Allah'a yalana şahit olsa kafir olur. Mülteka 163 birinci ciltte de yalana bilerek yemin etse, şahit gösterse Allah kafir olur. Ona göre bilerek söylüyorum. Ben buna şahidim. Ne kadar zor durumda dahi olsam, ya Rabbim sen şahitsin. Ben nurlara çalıştıkça, nura, Risale-i Nur'a, kendimi verdikçe böyle, tamam mı? Böyle. Verdikçe vallahi yemin ediyorum hiçbir şeyim kalmıyor. Hiçbir şeyim kalmıyor. En zor durumda bile, hücrede de yaşadım. 4 ay 20 gün. 20 günü çık 4 ay. İnsan 15 günden sonra kafayı yer ki kanuna tutulmaz. Bir şey örnek için söylüyorum. Ama devamlı meşgul oldum. Devamlı meşgul oldum. Kur'an psikolojisi yazdım. Eksik kalan şeylerimi tamamladım. Meşgul oldum. Zaten tak 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 kurtuluyorsun. Ben aynen bütün zeratımla imzamı basıyorum ustadım. Emirdağ 139. Orada dahi şakirtlerin faaliyetle nura çalışmaları benim zehirli şiddetli hastalığımı bir merhem oldu. Ya şey diyor, beşeriyette var olan sıkıntı diyor, ehli tahkik nur talebelerine ya yok veya çok az.
Çünkü laf dinliyor, meşgul olmuyor. Ben bugün mesela hiç medyaya bakmadım. İyi. Bakmadım. Ne kapacak beni ki? Zaten görmüyor musun canlılık? Bakmadım. Baksam, evet arkadaşlar, ustad da böyle diyor. Olur. Ne can kalır, ne hissiyat kalır, ne şef kalır. Elhamdülillah. Yesinler coronasını. Korona demedim ha. Biraz daha okuyayım şuradan. Okuyacağım hepsini çünkü size. Çünkü izah yapmıyorum ya. Uzun olmasın diye. İşaret Ticaret 82. Bu işaret dahi kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğunu. Yalan zehirdir. Yalan kendini ortadan kaldırmaktır. Yalan söylediğini sen bilmiyor musun? Görüyor musun zehri? Zehir çeşidini. Bismillah. Zencefil değil mi bu? Zencefil diye geçer Kur'an'da. Bağla 66. Nereden nereye atlıyor bu adam ya? Sırf bu hayat-ı dünyeviyi has-ı nazar etmek hayat ebedi zehirliyor ve bozuyor. Sırf bu dünyaya, bu dünya için yaşamak ahireti zehirliyor. Bağla 267. Bak, zehire bakın, korona mı bu mu? Yani gözüyle görmüş, dört şahidi gösteremeyen bir insan, bir erkek veya kadın hakkında zina isnat etmek en şini bir günah kebair ve en zalimane bir cinayettir. Hayat içtimai ehli imanı zehirlendiren bir hiyanettir. Aile ve cemiyet hayatını zehirleyen bir hiyanettir. Gözüyle görmüş dört şahidi getiremeyen. Zannediyorum ben gördüm. Sen gördüyse dört tane şahidin var mı? Diyemezsin, konuşamazsın. Bitecek. Dört tane şahidi getiremeyen erkeğe ve kadına zina isnat yapamaz. Ya. Zina için değil mi abi? He? Sadece zina için. İnce Mesnevi Nuriye 159, İnce Mesnevi Nuriye 160'ta diyor. Topladım. Mürtedin vicdanı tamamen bozulduğundan hayat içtimaiye zehir olur. Mürted var ya, İslam iken dinden çıkmış. Onlar zehirmiş cemiyet hayatında. İnce Mesnevi Nuriye 148. Gaflet sersemliğinde Şevk içinde zevk ettiğin lezzeti lezzet sanma. O zehirli baldır. Az bir zaman sonra cehennemin bir azaba inkılap edecektir. Mesela zina, içki vesaire. Menüs bir lezzet var ama o anda, o bittikten sonra zıttına inkılap ediyor. İnce Mesnevi Nuriye 109, İnce Mesnevi Nuriye 125. Dünyanın gayrimeşhur lezzetlerine uzatılan ellere zehirli dikenlerin batacağı düşünülsün. Zehirli dikenmiş. Yani ayette ne diyor buna ait? Başınıza gelen musibet, dertler, sıkıntı, hastalıklar kendi elinizde işlediğiniz günahların neticesidir diyor. İnce Mesnevi Nuriye 81. Halbuki kazandığı o hürriyetler, ademi mesuliyetler altında ne gibi zehirler, yılanlar, elim elemler bulunduğu bilmiş olsa derhal tövbeyle vazifesini adet eder. Bak, bu da çok acayip. İlginizi çekmedi sanıyorum. Hürriyet var ya göre. Yani Allah'ın, dinin, bir de sorumluluk. Kuluz, cemaattanız, eşim var, bakmakla yükümlü olduğum insanlar var, akrabam var. Yani onlara karşı bir adimi mesuliyet. Hissetmiyor. Yani kendini onlardan tecrit etmiş. Hürüm. Veya Allah'ın kanunlarında zina, içki, her şey serbest. Hür zannediyor. Oysa diyor bak, o hürriyetler ve o ademi mesuliyetler, sorumluluk almamak. Lan sen nasıl sorumluluk almasın ya? Sen Müslümansın ya. Senin bir vazifen var. Müslüman olmakla otomatik bir vazifen var. Ademi mesuliyet almamakla güya hür oldum. Ne gibi zehirler içinde, zehirler, yılanlar, elim elemler bulunduğunu ve aklını, kalbini, ruhunu ve fiilatını darmadağın ettiği atom bombası gibi içeride olduğunu bilsen, tövbe ve istiğfarla aslı vazifene dönerdin diyor. Mesnevi 181. İşte çaresini görüyor musun? İkide bir günahını düşünen, ikide bir günahını düşünen, ikide bir günahını düşünen. O da insan psikolojisini bozuyor. Çaresi ne abi? Tövbe ve istiğfar. Bitti ya. Daha meşgul olma kardeşim ya. Tövbe ve istiğfar. Allah üzerime alıyorum diyor. Tövbe ve istiğfar edilmiş. Bir daha o günaha dönülmezse
tövbe ve istiğfarla mukabel edilse yapılmamış gibidir diyor. Mealen ya. Daha ne uğraşıyorsun ya? Allah acaba affetti mi? Affetmemiş olsaydı sana tövbeyi nasip etmezdi. Şualar 732'deki cemiyeti zehirleyenlere karşı, yani cemiyeti zehirliyorlar gazeteyle, televizyonla, basınla. Dünyada bu kadar haber, işte şey olan, televizyonu zehirleyen dünyada bir memleketi yok ha. Almanya, kocam Almanya'da, sanayi devlette en uzun haber bülteni ya 5 dakika ya 7 dakika. O kadar. Hep olumsuzlukları pompalıyorlar. Onlara karşı pan zehiri imani billah ve imani bil ahiretle tedavi ediliyor. Nur talebeleri vazifelidir. Devamlı bunlarla cemiyete Allah'a iman, ahirete imanla tamir etmeyle vazifeli. Tamir olur mu olmaz beni ilgilendirmez. Benim vazifem o. Bu dersleri yapmak, kendim istifade etmek. Ben çalışacağım. Kendim istifade ve istifaza edeceğim. Sonra da faydalandıracağım, vesile olacağım. Şualar 568. Ahlak ve şerefin payumal eden sefahat ve rezaletin ve ahlak-ı seyyenin cemiyet hayatını zehirlediği. Çaresi ne peki? Şu, lemalar 55. Tahir sen iyi dinle, bu sabah kahvaltıda söyledin. Bir daha, ahlak ve şerefin, cemiyette bak, ne ahlak, ne şeref, ne namus. Payumal eden sefahat, bu gayrimeşru filmler, yerler, rezaletler, ahlak-ı seyyenin cemiyet hayatını zehirlemiş bunlar. İyi ki, yok iyi demeyeyim. Demeyeyim, ondan sonra, bakın şimdi kapanmış değil mi? Meyhaneler, gayrimeşruler kapandı mı? Kapandı. Bak nelere vesile olmuş. Ya takılıp kalma ya. Zaten Müslüman, zaten insan eceliyle ölecekti. Bir saniye ileri gerisi var mı? Yok. Yuhyi ve yumit Allah'tır. Öldüren de dirilten de Allah'tır. Kanser, korona da bunlar vesiledir. Hiç alakası yok bununla. İnan buna. Çünkü senin bir saniye ileri geri yoktur. Korona ölüme sebep olmamıştır. Korona meyhaneleri, gayrimeşru yerleri kapatmıştır. Benim yapamadığımı, yapmak istediğimi yapmıştır Hazreti Korona. Benim ölümüme değil, bana ne yaptı biliyor musun? Pencere açtı. Daha değişik hissediyorum Rabbimi. Korona ölümü dünyaya indirmedi kardeşler. Ölüm zaten vardı. Bak bir misal söyleyeyim. Cenaze taziyevine gidiyor. Bitişik daire ya. Dördüncü katın dört dairesi var. Başakşehir'e. Gittim. 11 kat mı neydi? Bu daireye gidiyorum Kerim. Bu daire. Cenaze evi ya. Daha gömülmemiş cenaze orada. Memlekete gidecek de. Bu dairede televizyon sesini duydum. Cenaze. Şimdi cenaze yok. Bu bitişik daire değil. Çaprazlama üstteki katta korona var. Adam ne olur ne olmaz diye. Tamam mı? Kendisini tecrit etmiş. Korona var. Lan cenaze var. Peki niye böyle daha ölmemiş? Korona. Propaganda. Korona vasıtasıyla, propagandayla balonu şişirdiler, içine aldılar. Ölüm ilk defa mı geldi? Yok muydu yani? Korona mı indirdi bu dünyaya ölümü? Hayatı, yaşamayı, nefes almayı. Vay be! Lan yanında ölüyordu. 1,5 milyon dünyada her sene trafik kazasıyla ölüyor. Niye arabaya biniyorsun? Allah Allah. Cenaze var. Televizyon çalıyor. Çaprazlama üst katta koronalı birisi var. Ölmemiş lan, cenaze değil. Belki ölüyorum. Sana ölümü hatırlattı bu. Hiç umurunda değil. Anlamıyor musun? Propaganda. Balon. Tedavisi nedir? Lemalar 55'te söylüyor. Bu propagandaların tedavisi. Manevi yaralarınız için kemali şefkatle getirdiği, Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiği ahkam ve sünnet-i senesiyle tedavi edip merhem vuran şefkatferver bir zatın bedihi şefkatini inkar etmek. Peygamber aleyhissalatü vesselam getirdiği ahkam ve sünnet-i senesi bu vehim ve vesveselere çare. Ölüme de çare kardeşim. Ölümü kaldırıyor, teris oluyorsun diyor. La mezara giriyordun, girmiyorsun diyor. O ceset giriyor diyor. Nasıl giriyor? Bu kirlenince gömlek. Sen o çamaşırhaneye attığın gibi. Bu da kirlendi. Artık kaç sene bindik? Ya 50 küsür sene bindim ben buna, bu adama. Koydum, uçtum, gittim kardeşim.
rüyada olduğun gibi. Onu işte bunu kim söylüyor bana? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesi çare. O nasıl bakmış? Ben de öyle bakıyorum. Ya. Şualar 546-557 ikisini cem ettim. Bundan anlaşılıyor ki bizi korkutmak ve Risale-i Nur'dan uzaklaştırmak ve diğer taraftan kendi zehirli neşiyatlarını önümüze sürmek medya. Bu suretle millet ve gençliğimizde imanın yok olmasını ve ahlakın sukutunu temin ederek hükümetin kendi kendine çökmesine muvaffak olmak istiyorlar. Onlarla da şişirip hükümeti çökecekler. Niye az gösteriyorsun? Niye çok çok olduğu halde bak menfiler. Niye koronayla ölen çok? Çok niye sen az gösteriyorsun diye hükümete zıt olanlar. Böyle yaparak panik yapıp hükümetin hiçbir şey yapmadığını, yapamadığını hastaneyle izdiramla hükümetin bak ne diyor? İmanın yok olmasını ve ahlakın sukutunu temin ederek hükümet nasıl çöker müsbet? İman yok olursa, ahlak sukut ederse, anarşist olur. Bu sefer hükümetin kendi kendine çökmesine muvaffak olmak istiyorlar. Şualar 545-573. Komünist ve masonlar. Masonları duydunuz değil mi? Komünist ve masonlar, Lyons kulüpleri, Rotary'ler, bu mason kulüpleri, kendi zehirli fikirlerinin yayılmasına Risale-i Nur'un kuvvetli bir mani teşkil ettiğini biliyorlar. Komünistler ve masonlar biliyorlar ki bu memlekette bizi durduran tek Risale-i Nur'dur. Biliyorlar. Şualar 498. Beni serbest bırakınız. Usta da var. Beni serbest bırakınız. El birliğiyle, komünistlikle zehirlenen gençlerin islahına ve memleketin imanına ve Allah'ın birliğine hizmet edeyim. Hapishaneye koymuşlar. Bir daha. Efendiler, beni serbest bırakınız. Ne yapacaksın? El birliğiyle, komünistlikle zehirlenen gençlerin islahına ve memleketin imanına ve Allah'ın birliğine hizmet edeyim. Başka sözler 302. Maddi felsefesinin ve medeniyetinin cazibedar ve uyutucu lezzetli zehirleriyle. Bak zehri görüyor musunuz? Takmışız koronaya. Bak maddi fikirleri var mı maddi? Allah inkar, esbab perest, kendi kendine, tabiat perest. Bunlar maddi felsefesinin ve medeniyetinin cazibedar ve uyutucu lezzetli zehirleriyle. İfsat etmek ile mabeyinlerinde tesanüdü kırmak ve ustalarını ihanetle çürütmek. Şualar 302 idi. Ne meşru? Bir dershanede sıkıntı varsa kişiler arasında, bir evde kavga gürültü varsa, karı koca geçinemiyorsa sebebi nedir? Sebebi çok çeşitli şey sayabilirsiniz. Temelde şeydir. Bir, muhabbet gözü kusur görmez. Eğer kusur görüyorsanız, sıralıyorsanız, bana böyle dedi, böyle yaptı, şöyle gitti falan, muhabbet yok. Muhabbet gözü varsa kusur yoktur. Muhabbet gözü kusur görmez. Kusur görüyorsa tersten, muhabbet yoktur. Peki, muhabbet niçin yoktur? İkinci soru. Çünkü o insanın kalbi, aklı, ruhu, imani billah, Allah'a iman ve Allah'a, ahirete imanda zayıf. Eğer Allah'a iman ve ahirete iman o kişiye hakim olsa, aklı, kalbi, ruhu, fiili eşit olur. 11. şuadan söylüyorum. İman arttıkça kusur gözükmez. Çünkü muhabbet var. Müslüman Müslümanı sever, kusurları için yalnız acır ve istihana çalışır. Bak bir daha söylüyorum, Muhabbet Risalesi'nde. Muhabbet gözü kusur görmez. Kusur görüyorsan Zübeyir, muhabbet yoktur. Muhabbetin olmamasının sebebini şualarda ne diyor? İmani bil ahiret. Allah ve ahirete iman zayıf. Peki karı koca niye kavga ediyor? Allah ve ahiret imanı zayıf olduğu için muhabbet yoktur. Muhabbet olmadığı için de kusur gözüküyor. Ben size bir sofrada söylemiştim. Bir abi vasıta yaptılar birkaç tane. Hollanda'da meşhur abi. O vasıtasıyla ben de şey yaptım. Randevu verdim. Tamam gel dedim.
Geldi Belçika'dan adam atladı. Zeytinburnu o zaman yıkılmamıştı. Adam geldi, hiç unutmuyorum. Şöyle sağıma oturdu. Belçika'da 1,5 seneden beri siteyi takip, beni arıyormuş. Nedir? Ondan sonra sıraladı. Evde kavga varmış. Nedir derdiniz? Tak 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 saydı. Kaç dakika sürdü biliyor musunuz? 21 dakika, hiç unutmuyor. Bitti mi kardeşim dedim. Bitti. Bunun sebebi ne biliyor musun? Sen kendini sevmiyorsun. Sen kendini sevmediğin için insan sevmiyorsun. Bunlar gözüküyor. Onun kusurlarını saydın değil mi? Oysa o bir aynaydı. Kendini bana tanıttın. O sensin. Sen gördün bunları. Bir başkası görmüyor. Muhabbet gözü kusur görmez. Ya. Gördün mü? Eğer muhabbet... Ya saydın. Saydın kusur bu kadar çöküntüye, çoluk çocuğunun telef olmasına, ailelerin, akrabaların bu kadar sıkıntısına değer miydi? Değmezdi. Sen de biliyorsun. Çünkü muhabbet yok. Çünkü Allah ve ahiretten korksaydın yeterince, bunları yapamazdın, korkardın. Bir insanın maneviyatını çökertmenin ne demek olduğunu iyi bilirdin. Peki, okumadıklarımı okuyayım. Şualar 101 ve insandan her gün 30 bin adama isabet eden ölümü mevt veceli bir teris manasından çıkarıp idam-ı ebedi suretine çevirmiş. Kapısı kapanmayan kabir daima idamını o minkire ihdar etmekle lezzetli hayatını elim elemlerle zehirliyor. İşte iman ne kadar büyük bir nimet ve hayatın hayatı olduğunu anla. Ölümden mi korkuyorsun? Koronadan imanını arttır kardeşim. İmanını arttırdın mı ölümü çözüyorsun. Ölümün arkasına geçiyorsun. Ne demek? Ahiret haletini dünyada yaşıyorsun. Terisini bekliyorsun ya. Ben teris olmayı bekliyorum. Bekliyorum. Yani bana has değil, ona buna has değil ki. Risale-i Nur ciddi okuyanlar da teris olacak. Başka. Lemalar 265. Ha okuduk. Lemalar 466. Şan-ı şeref perdesi altında hubbu cah zehirliyle zehirlenip. Hangi zehir? Hubbu cah ne demek? Makam. Baş olma sevdası. Zehirmiş. Lemalar 448. Yılandan daha zehirli akreplerin bulunduğu bir memlekete düşen kim biliyor musun? Rusya'da 3,5 sene esirdi ya. İstanbul'a geldi bir baktı ki Sufyaniyet var. Yılandan daha zehirli akreplerin bulunduğu bir memlekete düştüm diyor. Ben güya Rusya'dan kaçtım diyor. Şualar 196. İnsi şeytanlar cemiyet hayatının içine zehir atmışlar. Zahirde helvalar, baklavalar medeni gibi gösteriyorlar. Şualar 204. Gençliğini suistimal etmek hem hayat-ı dünyevisini hem de hayat-ı uhrevisini zehirliyor. Şualar 227. Eğer iman-ı ahiret şahıslara, evlere, cemiyete hükmetse o şahıs, o ev ve o hayat-ı şehriye zehirlenir. Etmezse, hükmetmezse. Şualar 243. Eli dalaletin ufunetli. Ne demek? İnsandaki fena madenleri uyandırmakla, haberlerle, medyayla ve zehirli evhamlarını izale eder. Neyle? Kur'an'a katı. Devamlı evhamını tahrik ediyor medya. Evham. Öyle mi ya? Hakikaten. Ne çıktı? Aşı. Öyle mi ya? Ne zaman? Ne zaman gelecek? Ya bu ne olacak? Ya? Dur lan. Ne putlaştırdın lan hayatını? Ne zaman beka zannettin bu hayatı ya? Dur. Akıllı ol. Başka. Burayı okuduk çok şükür. Burada okumadığım var mı? Herhalde hepsini okudum zannediyor. Okumadımsa da okumuş olmuş olsun. Hani kafanızda var olan soruları da zehirlenmek, hastane, ilaç, korona, corona hepsi olmuştur. Er arifu tekfihul işara. Ne demek? Ne demek? Arife. Bir işareti. Bir işareti. Deyin kardeş korkma. El arifu tekfihul işara. Arife.
Anlamak isteyenlere ufak bir şey yetiyor. İlle detay isteme. Tamam mı? Herkesin sorumluluğu var. Anla. Birinci anlayacağın, medyadan uzak dur. Rahat edersin. Aklın, kalbin hepsi rahat eder. Hastalığın da hafif vurur geçer. Eğer videolarından kurtulamazsan hiç şansın yok. Hiç ama. Kimsenin şansı yok. Deyim size. Mesela hastane bile kurtarmaz. Bak şimdi medya o kadar kafamıza videoları eklemiş ki zincir gibi eklemiş. Bir tanesiyle alakalı bir şeyimiz varsa bütünsel o videolar bizde aktif olur. Kendimizi içine sokar, öyle olduğumuz zanneder. Yani koku, tat, titreme, baş ağrısı, bir tane alamet olsa gripin. Dinledin ya, şu olur bu olur bir sürü, ben koronayım. Tamam, en kötü senaryoda şeytan tam bir fırsat. O videoların içinde İtalya'da bilmem nerede ölmüş. Lan kardeşim, konuşturma be İtalya'da. Niçin yaşlıların evinde oluyor? Normal işçiye 2000 euro verirken emeklilere 3000, 4000 euro veriliyor çalışmazken. Yaşaması devlete zarar. Anladın? Almanya başta. O videoları seyrettin. Hafif ateş oldu mu? Lan ateş olmadı sanmıyor musun? O videonun içine giriyorsun. Doğru gideceksin kardeşim. Ne? 8-8. 8 sabah, 8 akşam ilaç içeceksin. 16. Korona olmadan önce 16 tane ilacı bir günde içene hastane ne diyordu? İntihar kabul ediyordu. 16 tane ilacı bir anda içen adamın ne kabul ediliyordu? Ondan fazla ilaç içmek intihardır. 8-8. Ben, peki kızcıklar ama 8 sabah içiyor, 8'de akşam. 16 tane. Peki ilaçla intihar edenler nasıl yapıyordu? Ama bunu içecek misin? Evet. Mecbursun, içeceksin. İçmen lazım. Niçin? Haberlerden, videolardan artık işgal altındasın. Sen hür değilsin. Sen bununla büyüdüğün için çaren odur. Ama yok. İman hakikatlerle meşgulsun. Ondan sonra kendini motive yapıyorsun. Ona tahrip olmuyorsun sefahatlarla, filmlerle. Ayda veya 20 günde bir ihtiyacı hakiki olan özel hayatını alt üst edersen, vücudunu her gıdayla, her türlü şeyleri yer, medyayla uzak olmazsan, helal gıdayla, yani meşru dairede özel hayatını da tanzim edersen, muhatap olmazsan, her gün Kur'an'ını, Risale'ni okuyacaksan, ne ilaç, ne hastane kardeşim, ne aşı ya? Biz olmuyor muyuz? Olmamış mıyız zaten? Yesinler koronasını. Ne olacak? Ateş vurur, tansiyonun şey olur, tadın gider. Zaten grip olmuşuz. Yani el arifu tekfil işara. Anlamak istersen anlarsın. Vâhir davâhum. Enilhamdülillâ rabbil âlemîn el-Fâtiha. Tamam.